Kerkük'teki tarihi Han ve Kırdar Kayserisi, şehrin tarihinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediliyor. Kerkük, Türkmen kimliğini yansıtan birçok tarihi bir miras taşıyor. Kırdar Kayseri Çarşısı'nın inşası Kerkük'ün en önemli Türkmen soylularından Mustafa Kırdar tarafından 1883 yılında yapıldı. Kırdar Kayseri Çarşısı iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm 86 dükkandan oluşuyor. Kırdar Kayseri Çarşısı'nın inşası, Kerkük şehrinin ekonomik ve ticari konumunun güçlendirilmesi için bir ticaret merkezi olarak yapılmıştır. Çarşının mülkiyeti, Kerkük şehrinde yaşayan tanınmış Türkmen aşireti olan Kırdar aşiretine aittir. Çarşı pazarının iki kapısı vardır. Türkmen gazeteci ve araştırmacı Mehmet Haşim Salih'i tarihçesini anlattı. Han demek bizde eskiden tam anlamıyla bir otel anlamına gelirdi. İki kattan oluşan bir mekandır. Bu mekanda yoldan geçerler kervancılar. Hatta edebiyatımızda da hanlar çok geçer. He hevar dağırmancı, sen hançı, mən kervancı. Kervan demek yoldan geçen, malları taşıyanlar. Davarlarla taşırdılar. Hanlara yerleşirdiler. Alt kısmında davarlarını koyardılar. Üst kısmına ise e, özləri yatardılar. Yatmaq yeri idi insanların. Onun için bu hanlar bu amaçla bütün Osmanlı döneminde bütün yörelerde inşa edilen bir mekandır. Kayseri demek ise Kayseri sadece alışveriş merkezleriydi. Yani bugün Kayseri pazarlarımız var Çerçük'te. Bu Kayseriler e, hanlar daha sonra Kayseriye dönüştü çünkü o kervanlar kalmadı biliyorsunuz. Hayvanlar gelsin, gitsin de varılan. Bunlar dönüştü. Ve Kayseri anlamına geldi. Kayseri tipinde oldu. Bu defa bazar haline geldi. Kapalı çarşılar denildiği şekilde geldi. Bizim bir gün bu facia Kertük'te meydana gelen yangın Osmanlı döneminde 1883 senesinde Hacı Mustafa Girdar tarafından yapılan Kirdar Hanı. Bir gün ateşe verildi maalesef. Tabii ki bu Osmanlı'dan kalan bir izdir, bize bir tarihtir. Tarihi bilmek çok önemlidir.